Merhabalar sevgili okçu arkadaşlarım. Bundan önce bu kanalda bazı seriler yaptık. Kısa notlarla ticaret hukuku, çıkmış notlarla icra ifası hukuku, medeni usul hukukuna ilişkin 35 videoluk bir seri çektik. Ve iş hukukunu gördük. Bireysel iş hukukunu tamamen gördük. CMK'nın 210. maddelerine kadar geldik. O seri devam ediyor. Bunun gibi birçok seri çektik. Şimdi ticaret hukukunun 3. kitabı olan şirketler hukukuna, bir diğer adıyla ortaklıklar hukukuna geçiyoruz. Ortaklıklar hukuku yani şirketler hukuku kapsamında ilk önce adi ortaklıktan başlayacağız. Komandit, kolektif şirketler vesaire. Ondan sonra en önemli kısım olan anonim şirkete de geleceğiz. Ve bütün video serisi bundan ibaret olacak. Şirketler hukukuna ilişkin sadece bu video serisi. Tabi ticari işletme hukukuna ilişkin ve kıymetli evrak hukukuna ilişkin başka bir seri çekmeyi düşünüyorum ama şu an şirketler hukukuna başlayıp bitirmek amacındayız. Neden şirketler hukuku? Çünkü şirketler hukuku hem hakimin sayılı sınavlarında önemli detaylı soruların çıktığı önemli noktalardan bir tanesi hem de fakülte sınavlarımızda vize pratik ve finallerde neyse ve dahi bütün önemlilerde ticaret hukuku çok önemli bir yer arz ediyor tabii ki de ve anlaması özellikle de bir bütünlük içerisinde olmadığından zorlaşan bir konu. Bir kitap, bir ders bütünlük içerisinde anlamak lazım. Bu video serisinde o yüzden tek bir başına şirketler hukukuna addedip ve baştan sona kadar görüp ondan sonra diğer dallara geçiş yapmayı planlıyorum. Böylelikle adi ortaklıktan başlayalım gelin isterseniz. Adi ortaklık arkadaşlar şirketler hukukunda göreceğimiz ilk şirket türü. Adi ortaklığın en önemli özelliği tüzel kişiliğinin olmamasıdır arkadaşlar. Her şeyden önce bunu bileceğiz. Şimdi size şöyle eğer zaten 3. sınıfta olan arkadaşlarımız varsa veya fakülteden mezun olmuş olanlar varsa zaten bunların bazılarını çok önceden biliyordur. En azından tekrar etmiş olursunuz. Ben burada daha henüz 2. sınıfı yeni bitirmiş, daha yeni 3. sınıfa geçmiş hukuk fakültesi öğrencilerine onların seviyesinde daha hiç ticaret hukuku görmemiş arkadaşlarımızın seviyesinde anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Böylelikle aslında daha iyi bildiğini düşünen arkadaşlarımız varsa onlar için tekrar olacaktır. Çünkü tekrar bildiğiniz üzere bizim daha kalıcı olan hafızamıza bilgilerin daha iyi depolanmasını sağlıyor. Her şeyden önce böyle bir faydası var. Dolayısıyla bazı önemli yerlerden altını çizerek gideceğiz. Öncelikle ilk bakacağımız nokta ilk cümleden zaten adi ortaklığın en önemli özelliği tüzel kişiliğinin olmamasıdır. Zira tacir sıfatına kazanılmasında bu önemlidir. Tapuya kadedir ve her ortak el birliğiyle maliktir. Bir diğer nokta da bu arkadaşlar. Adi ortaklıkta her ortaklar arasındaki mülkiyet türü el birliğiyle mülkiyettir. Bunu iyi bilelim. Her bir ortak kendi adına tacir sıfatına sahiptir. Bu şu anlama geliyor. Normalde ticaret şirketlerinde ortakların kendisine ait bir tacir sıfatı bulunmaktadır. Şirketin kendisi tacir sıfatına sahiptir ve şirketin ortakları vardır. Ama adi ortaklıkta kendine ait bir düzenek kişi olmadığı için adi ortaklığın tacir sıfatı da olmuyor haliyle. Bunun yerine her bir ortak kendi başına bir tacir sıfatına sahip oluyor. Her bir ortak üzerine tacir olmanın tüm sonuçları kendi üzerinde ortaya çıkacaktır buna bağlı olarak. Kolektif ve komandit minimum 2 kişiyle kuruluyor. Anonim ve limitetler 1 kişiyle kurulabiliyor. Adi ortaklık ise en az 2 kişiyle kuruluyor arkadaşlar. Dikkat edin sermaye şirketlerinin anonim ve limitette özellikle 1 kişiyle bile kurulabilmesi ama adi ortaklıkta en az 2 kişinin bulunması gerekiyor. Sermayesi olmayan emeğini katılım payı olarak koyabilir. TDK madde 120'de işte şöyle yapmayı planlıyorum aynı zamanda. Bu arada dışarıdan sesler gelebilir. Balkonda çekim yaptığım için ve biraz kötü bir ışık altında kötü bir çekim oluyor her şeyden önce. Bunun için özür dilerim ama aynı zamanda şunu da söylemem lazım. Şu video serisinin dikkat edeceğim noktalardan bir tanesi de 1470 küsur madde olan ticaret kanununa ilişkin atıf yaptığım çünkü bu not aslında neye ait? İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bizim hocalarımızın Türk Ticaret Kanunu'na ilişkin ticaret hukuku kürsümüzün hocalarının bir ders yılı boyunca verdiği derslerden aldığı notlarla birebir kendim derslere girerek bu notları almıştım. Yanına da hocalarımızın anlattıkları müddetçe kanundan alınmış maddeler var. Bunların atıfların olduğu yerlerde eğer burada yazmamışsam atıflardan gidip aynı zamanda PDF'sinden açıp son güncel haliyle bakacağız. Bir de ben şeye baktım bu notlarım 2017-2018 yılı içerisinde alınmış notlardı genelde ve aradan ne kadar fark olup olmadığına baktım herhangi bir değişiklik de çok olmamıştı. Neredeyse hiç değişiklik yok siz de açıp bakabilirsiniz mevzuatta. Gelelim sermayesi olmayan emeğini katılım payı olarak koyabilir dedik. TTK madde 127 kapsamında sermaye ticari işletmeler için katılım payı ortaklıklar için. Bu sermaye koyma borcu hangi şeyler verilerek yerine getirebilir? İşte patent, marka hakkı, para, alacak hakkı, kıymetli evrak, sermaye şirketi payı, kişisel emek, taşınır, taşınmaz, ticari itibar, kişisel itibar olmaz, ticari itibar, ticari işletme, taşınır ve taşınmazların devredilebilir aynı hakları, intifa hakkı gibi.
devredilebilir olan adları, işaretler, maden ruhsatnamesi gibi ekonomik değeri olan haklar ve ticari itibar kumandi şirkette olmuyor. Bunun dışında arkadaşlar bakın bunların her birisi sermaye koyma borcu altında görebileceğimiz şeyler. Bunun ilerleyen dönemde bunu neden burada detaylı olarak söyledik anlayacağız. Bunun ilerleyen dönemde hangi hallerde bazı şirketler var ki onların kuruluşuna mesela kişisel emek ve ticari itibar gibi direkt ticari mal varlığı olmayan unsurların getirilmesi mümkün olmuyor. Bunlar belli başlı şirketlerde geldiğimizde orada daha net göreceğiz ama adli ortaklıkta böyle bir durum söz konusu değil. Sermayesi olmayan emeğine katılım payı olarak da koyabiliyor. Bakın adli ortaklığın diğer bazı şirketlerden, ticari şirketlerden kendini ayıran nokta zaten adli ortaklık bir ticari şirket değildi en baştan önce. En başta ondan bahsetmiştik. Tacir değil her şeyden. Mülkler kişiliği yok ama bahsedeceğimiz bundan sonra şirketler hukukunda bahsedeceğimiz anonim şirketlerle gibi diğer şirketlerle arasındaki önemli farklardan bir tanesi de sermayesi olmayan emeğine katılım payı olarak koyabilecekler adli ortaklıkta. Adi ortaklık sözleşmesi kural olarak bir şekilde tabi değildir. Bu noktada ispat sorunu olabiliyor ama en genel hatlarıyla arkadaşlar adi ortaklık sözleşmesinin şekle tabi olmadığını söyleyebiliriz. Adi ortaklık sözleşmesi şirket sözleşmesi tarafların katılım payı birbirinin karşılığı değildir. Karşılıklı edimlerin değişmesi söz konusu değildir. Çünkü bildiğiniz üzere sözleşmeler nasıl olur arkadaşlar? İki taraflıdır her şeyden önce sözleşmeler ve sözleşmelerde karşı tarafların karşılıklı edimleri söz konusu olur genelde bahsettiğimiz kendi ana hatıyla bildiğimiz sözleşmeler öyledir ama adi ortaklık sözleşmesi de bir sözleşme olmakla birlikte şirketin kurucu sözleşmesi olan adi ortaklık sözleşmesinde karşılıklı edimlerin değişmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü getirilen tüm katılım payları tek bir gaye için toplanıyor bu sözleşmenin kendi nevi şansına münhasır bir noktası var. İşte bu yüzden Gabin hükümleri bu sözleşmede uygulanmaz arkadaşlar. Gabin hükümleri zaten neden niye uygulanmaz Gabin hükmü uygulanmaz? Çünkü Gabin hükmünün neden olduğunu bilirsek daha iyi anlarız. Hukuk her zaman öyledir. Ezbere gitmek çok mantıklı değil. Yani Gabin hükmü uygulanmaz. Tamam. Yani bunu ezbere bilmenin bir manası yok. Bize katacağı çok fazla bir şey yok. Unutursunuz gider veya unutmazsınız. Böyle cebinizde öyle bir bilgi olarak kalır. Ama bunun sebebini bilirseniz daha mantıklı olacaktır. Bu Gabin hükümlerden adli ortaklık sözleşmesinde uygulanmayacağını bilmenin iki taraflı bir yönüyle anladığımızda hem Gabin hükümünün neye yaradığını, ne işe yaradığını, amacının ne olduğunu çok daha iyi biliriz hem adli ortaklık sözleşmesinin niteliğini daha iyi anlarız. Gabin hükmü ne için olur? İki karşılıklı edim arasında aşırı birbirine dengesizlik olduğu durumlarda söz konusudur. Ama karşılıklı edim olmayan adli ortaklık sözleşmesi gibi bir sözleşmede elbette Gabin hükümleri uygulanmayacaktır. Dolayısıyla hem Gabin hükmü neden uygulanmadığını hem de artık adli ortaklık sözleşmesinin bir özelliğini bakın burada görmüş olduk. Çünkü karşılıklı bir edim değişimi yoktu ki orantısızlık olsun da Gabin hükümleri uygulansın. Dolayısıyla Gabin hükümleri adli ortaklık sözleşmesini uygulanmıyor. Prensip olarak zorunlu değil. Prensip olarak sermaye katılım payları eşit olması gerekmektedir adli ortaklıkta ama zorunluluk yok. Ortak gaye para kazanma amacıdır. Zaten her şeyden önce ticaret hukukunu, ticari işletme hukukuna girerken görürsünüz. Ticari işletmenin unsurları sayılırken sanırım madde 13'lü TDK, madde 13 sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bir ticari amaç, ticari gelir amacı olması gerekiyor her şeyden önce. Bunun dışında bir amaçla kurulursa dernek, vakıf vesaire olabilir ama ticari şirketi olmaz. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor. Ortak gaye para kazanma amacıdır. Anonim şirket için amaç unsuru madde 331. Limited şirket için amaç unsuru madde 573 fıkra 3 ve komandit şirket için madde 304. Bizim hukukumuza amaç hep ekonomik demiş. Yani siz de bu maddelere gidip açıkça bakabilirsiniz. Anonim şirketin amaç unsuru madde 331'de tamamlamakta, limitette 573 vesaire. Bizim hocamızın açıkça söylediği şu hukukumuzda amaç ticari şirketin ortasında hep ekonomiktir. Sadece emek sermaye vermek yetmez. Ortak amaca yönelik her ortağın çalışması çaba sarf etmesi gerekir. Ne dedik? Emek sermaye getirilebileceğinden bahsetmiştik adli ortaklıkta ama bu yeterli de değil. Aynı zamanda ortak amaca yönelik her ortağın adli ortaklıktaki her ortağın çalışması ve çaba sarf etmesi gerekir. Bakın kolektif komandit şirketler ve adli ortaklıkta bu varken anonim ve limited şirketlerde ortaklar için böyle bir hükümlülük sıfıra yakındır demiş hocamız. Böyle bir not vermiş. Çünkü bunlar ana şartlarla sermaye şirketlerinde ortakların buna ilişkin bir katılımı çok fazla olmuyor. Elde edilen mülkiyet söz konusu olduğunu söylemiştik. TBK madde 638 kapsamında anonim şirket diyorum özür dilerim. Adi ortaklıklarda arkadaşlar el birliği mülkiyeti söz konusudur. Gelelim adi ortaklıkta ortakların hak ve sorumluluklarına bakalım. Şimdi burada birinci olarak ilk yükümlülüğü ortakların sermaye ve katılım payı borcu. Sermaye katılım payı borcu. İkinci yükümlülükleri zarara katılım borcu. TBK madde 623 çerçevesinde. Gelin bakalım TBK, bu arada bunu söyleyeyim, adli ortaklığa ilişkin hükümler TBK'da düzenlenmiştir arkadaşlar, TDK'da değil. TBK madde 623 fıkra 3'te diyor ki katılım payı olarak emeğini koyan kişi sadece kazanca iştirak edeceğine dair sözleşmeye hüküm koyabilir.
katılım payı olarak emeğini koyan kişi. Bakın, sermaye getirmiyor. Bir taşınır taşınmaz koymuyor. Bir alacak hakkı, bir gayrimenkule ilişkin devredilebilir bir sınırlı aynı yak vesaire değil de katılım payı olarak sadece emeğini koyan bir kişi sadece kazanca iştirak edeceğine dair sözleşmeye hüküm koyabilir arkadaşlar. Çünkü sadece emeğini koymuş ve bu kişi sadece kazanca iştirak edeceğine dair sözleşmeye hüküm koyabilir. Emek dışındakiler hem kar hem de zarardan sorumludur. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Eğer sen adli ortaklığa girirken, adli ortaklık sözleşmesi kurulumu yaparken, siz bu ortaklığa dahil olurken emek dışında herhangi bir şey koyursanız, yani kişisel itibar, emek vesaire gibi değil de maddi değer olan, gerçekten de ekonomik değeri olan haklar, alacaklar, taşınır taşınmaz mallar vesaire sermaye koyarsanız, bu tür durumlarda hem kardan hem de zarardan sorumlu olacaksınız ve buna ilişkin aksi bir hükmü koyamazsınız adli ortaklık sözleşmesine. Ama bir kişi katılım payı olarak bir sermaye değer, bir taşınır taşınmaz hak alacak vesaire değil de sadece emeğini ve ticaret itibarını koyarsa, emeğini koyan kişi sadece kazanca iştirak edeceğine dair sözleşmeye hüküm koyabilir diyor 623.3 çerçevesinde. Bu hüküm nispidir ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Bir diğer önemli nokta da bu. Bakın 623.3 doğru, adi ortaklık sözleşmesinde el birliğiyle mülkiyet vardır arkadaşlar demiştik. Ve bütün ortaklar bu adi ortaklığın ilişkin kendi, adi ortaklığın kendine ait bir tüzel kişiliği o ve tacirlik sıfatı söz konusu olmadığı için her bir ortak başlı başına bir tacirdir ve adi ortakla ilişkin sorumlulukların her birisi sınırsız olarak sorumludurlar bütün adi ortaklar. Bu bağlamda karşı tarafa, yani bir üçüncü kişiye karşı borçlandığı zaman adli ortaklık, siz ben adli ortaklık sözleşmesine sadece kazanca katılacağıma ilişkin bir hüküm koydum, emeğimi sadece getirdim diyemezsiniz. Üçüncü kişi sizden de gelip istediğinde bunu ilişkin gereğini yapmak durumundasınız. Adli ortaklardan bir tanesi olarak, adli ortaklığı kuran ortaklardan bir tanesi olarak, ama bunu kendi iç ilişkinizde diğer emek, diğer adli ortaklığın diğer ortaklarına ileri sürebilirsiniz. Bunun açıklaması açıkçası ve bunun açıklaması bu hükmün nispi olmasından kaynaklanmaktadır. Madde 623.1b2 katılım payı önemsizce kar zarar eşit orandır. Aksi karşılaştırılabilir vesaire. Siz 1 ve 2'ye bakabilirsiniz. Özen borcuna girdim. Madde 628 bir diğer ön ortakların hak ve sorumluluklarından bir tanesi de özenli davranma yükümlülüğü. Madde 628. Bir diğeri TBK madde 625 çerçevesinde idare borcu. Ortaklığın yönetimi de diyebiliriz biz buna. İdare borcu biraz şey oluyor. Ortaklığın yönetimi hakkı ve yükümlülüğü desek daha iyi olur. Sadece bir hükümlülük de değil, hak ve yükümlülük. Kimin idare edeceği veya üçüncü bir kişi bu hak ve yetki verilebilir. Sözleşme ile bu belirlenmemişse bütün ortaklar ortaklığı yönetme hakkına sahiptir. Adi ortaklıkta arkadaşlar gördüğünüz üzere yönetim kurulu gibi bir şey yok. Kimin idare edeceği veya üçüncü bir kişi bu hak ve yetki ile verilerek adi şirketin, adi ortaklığın yönetimi ona bırakılabilir. Üçüncü kişilere de bırakılabilir. Sözleşme ile bu belirlenmemişse, ama sözleşmede, adi ortaklık sözleşmesinde yönetimin kimde olacağı belirlenmemişse, bütün ortaklar ortaklığı yönetme hakkına sahiptir arkadaşlar. Bu da bir diğer önemli noktalardan bir tanesi. Bir hem hak hem de yükümlülük noktasında. Dördüncüsü kar payı hakkı. Bunu çok söylemeye gerek yok. Beşincisi tasfiye bakiyesine katılma hakkı. Bir diğer nokta da bu. Peki nedir bu tasfiye bakiyesi? Ortaklığın tasfiyesi, yani tüm mal varlığının nakite çevrilmesinden sonra kalan paradır tasfiye bakiyesi. Bölüşmeden önce herkese verdiği sermayeyi iade edeceğiz. En sona kalan para ortaklar arasında bölüşüyor. Şu demek, en son adi ortaklık sözleşmesinden sonra, adi ortaklığın sona ermesinden itibaren adi ortaklığı siz tasfiye ederseniz, ortaklayanın ortaklığın tüm mal varlığının nakite çevrilmesinden sonra elde edilen nakit paranı öncelikle bölüşmeden önce herkese en başta verdiği sermaye oranında sermayenin kendisi iade edilecek. Ondan sonra arta kalan paralar ortaklar arasında bölüşülecektir. İşte buna tasfiye bakiyesine katılma hakkı deniyor. Adi ortaklıkta ortakların hem hak ve yükümlülüklerinden bir tanesi de bu. Bu hak desek daha iyi olur. Bir diğer altıncı hak da denetleme hakkı. TBK madde 631 kaynaklı bir maddemiz. Yönetim yetkisi olmasa bile her ortağın bu hakkı vardır. Denetleme hakkı. Bu hakkı kaldıran sözleşme bazlıdır. TBK madde 631 çerçevesinde adi ortaklardan her birinin kendisine yönetim yetkisi sözleşmeyle verilmemiş olsa dahi her ortağın bu hakkı söz konusudur. Denetleme hakkı ve bu hakkı kaldıran bir sözleşme, adli ortaklık sözleşmesi batıldır. Geldik 7. hakka. Adli ortaklara ilişkin yaptığı giderleri ve faiz isteme, TBK madde 627 kapsamında. Bir diğeri de oy hakkı.
8. olarak. Bunları gelen haftalarda görmüş olduk. Şimdi gelelim adi ortaklık borç arkalı madde 620 ile 45 arasında buna ilişkin genel bilgilere. Adi şirketin mal varlığı yoktur arkadaşlar. Tescil edilmez. Yukarıda ben şurada adi ortaklık mal varlığı dedikten sonra aklıma geldi zaten böyle bir şey, böyle bir kelime kullanılamaz. Çünkü adi ortaklığın mal varlığı yok. Tescil edilemez. Tescil edilmez adi ortaklığın niye mal varlığı yok diyoruz? Çünkü adi ortaklığın kendi ayıp tüzel kişiliği dahi yok. Adi ortaklığın tüzel kişiliği yok, tacirizlik sıfatı yok. Bunun dışında, bunun yerine adi ortaklığı oluşturan ortakların kendine ait tacir sıfatları oluşacak ve o mal varlıkları onların olacak aslında. Tescil edilmez. Her ortak malın bütününde söz sahibi oluyor ve adi şirket dava edilemez, ancak taraflar dava edilebilir. Bu ne demek? Adi şirketin kendi ait tüzel kişiliği olmadığı için siz gidip adi şirkete dava edilemezsiniz, davalı olarak gösteremezsiniz. Ama ortakları gösterebilirsiniz. Adi şirketin bir tüzel kişiliği olmadığı için borçlular direkt tüm ortaklardan ifa isteyebilecektir. Bunu yukarıda bahsettik ama tekrar etmekte fayda var. Adi şirketin bir tüzel kişiliği olmamasının bir diğer sonucu arkadaşlar, borçluların, yani daha doğrusu alacakların diyelim biz, burada yanlış olabilir, bu borçlular değil de alacakların. Adi şirketin alacakları direkt tüm ortaklardan ifa isteyebilecektir. Başkana gitmek durumunda değil yani. Ama mesela kolektif şirketlerde borçlular önce şirkete, alamazsa borçlara, yani ortaklara gidebilir. İşte bakın, burada dikkat edecek noktalardan bir tanesi bu. Burada adi ortaklıkta ortaklar birinci dereceden sorumlu. Yani şirket ortada yok. Ama kolektif şirkette vesaire diğer çalış şirketlerinde ortaklar ikinci dereceden sorumlu oluyor. Çünkü önce şirkete gidiliyor. Borçları alacaklılar, şirketten alacaklılar bu borçları alabilmek için, ifayı sağlayabilmek için ne yapmaları gerekiyor? Diğer çalış şirketlerin, kolektif şirkette mesela gidip en başta şirketten almaya çalışıyor. Eğer alamazsa borçlulara, daha doğrusu şirketin ortaklarına. Ortakları gidebiliyor. Ama adi şirkette arkadaşlar, hala hazırda bir tüzel kişiliği olmamasının bir diğer sonucu olarak da adi şirketin alacaklıları bunların ifade edilmesini istediklerinde direkt adi şirketin ortaklarına gideceklerdir. Bu da adi şirket ortaklarının birinci derecede sınırsız sorumlulukları anlamına gelmektedir. Anonim şirkette ise ortaklar hiç sorumlu değildir borçlulara karşı. Bu anonim şirkette niye ortaklar hiç sorumlu değil, onu da anlatalım. Çünkü sermaye şirketlerinde, gerçi geldiğimizde daha net anlayacağız onu, ama sermaye şirketlerinde az önce bahsettiğimiz bir sorumluluk söz konusu değil. Aksi kararlaştırılmadıkça hepsi şirketi temsiliye yetkilidir demiştik yukarıda bahsettiğimiz üzere. Tüm ortaklar yöneticidir. Eğer sözleşmede belirtilmemişse birkaç yönetici adi ortak yönetici olarak addedilmemiş veya üçüncü bir kişiye bu yönetim yetkisi bırakılmamış ise aksi kararlaştırmamıştır anlayacağımız bu halde şirket ortaklarının hepsi yöneticidir ve şirketi temsili yetkilidir. Adi şirket sözle, zımnen bile olsa kurulabilir arkadaşlar. Yukarıda bahsettiğimiz üzere adi şirket sözleşmesiyle kurulacaktı, ama buna ilişkin bu sözleşmenin herhangi bir şekilde şartına bağlı olmadığını, sözle kurulabileceğini söylemiştik. Yani yazılı olmasına gerek olmamakla birlikte zımnen bile kurulabilir adi şirket. Diğerleri böyle değildir. Mesela babadan kalan şirketi kardeşlerin devam ettirmesi zımnen bir adi şirket kurulmasına ilişkin bir örnektir. Zaten el biriyle mülkiyet de söz konusu. Arada herhangi bir sözleşme de söz konusu değil. Adi şirket sözleşmesi de herhangi bir sözleşme de yok. Ne yazılı ne sözlü bile yok. Ama babadan kalan bir şirketi kardeşlerin herhangi bir şeye itiraz etmeden birlikte aynı şirketi devam ettirmeleri zımnen adi şirket kurulmasına bir örnektir. Madde 624, ortaklığın kararları oy birliği ile alınır. Actio pro satio. Sermaye getirmeyene diğer ortakların davası, madde 128.8 demiş hocamız. Kazanınca ve zarara, burada bazı noktaları ben hızlı geçiyorum, siz de bakabilirsiniz bunlara. Aktüel sanırım zaten dava demekti. Devam ediyorum. Kazanca ve zarara katılma kuralı olarak eşit. Ortaklar 3 ortak pay oranı %50, %30, %20 belirlemişlerse diyelim. Kar zarara katılım ne oranda olur? Bu noktada tartışmalıdır. Doktrinde buna ilişkin farklı kararlar var, ama farklı düşünceler var, ama evet de olur, hayır da demiş hocamız. Yani kazanca ve zarara katılma kural olarak bizim adi ortaklıkta bahsetmiştik ya, hani ortaklara ilişkin hak ve yükümlülüklerden bahsederken kazanca ve zarara katılma iştirak
hem hak ve yükümlülüğünden bahsetmiştik ve bu kural olarak bütün ortaklar için eşittir. Ancak ama ve lakin ortaklar, diyelim ki 3 tane farklı ortak var. Birisi %50'liğini getirmiş, %50 getirmiş sermaye, neyse diğer %30, diğeri %20. Bunlar kendi aralarında belirleyebilirler mi kar ve zarara katılımı? Bu bağlamda tartışmalı olduğunu söylemiş hocamız. Doktrinde buna ilişkin farklı farklı duruşlar olduğu söylemiş. Ortaklar arasında rekabet etmeme borcu vardır ve ortaklık zararına hareket etmeme yükümlülüğü vardır ortaklar arasında. Rekabet etmeme borcu her şeydir önce. Bakın, bütün ortaklar arasında, adi ortaklıktaki ortaklar arasında rekabet etmeme borcu söz konusudur. Sadece yöneticiler ve diğerler arasında da değil. Ve ortaklık zararına hareket etme hareket etmeme yükümü söz konusudur. Bu da bir hak, bir yükümlülük, iki tane farklı yükümlülük daha söz konusu. Ortaklardan her biri yönetici ortaklardan diğerleri katılmaksızın işlem yapabilir. Tabii bu aralarında bir yönetici belirlenmemeleri halinde olabilir. Ne demiştik? Üçüncü defa tekrarlıyoruz ama okusun, akılımıza daha net oturacaktır. Adi ortaklıkta eğer sözleşmeyle veya başka bir şekilde üçüncü kişi belirlenmemişse veya kendi işlerinden bir yönetici atanmamışsa ortaklardan, bu halde her birisi başlı başına ortaklığı diğerleri katılmaksızın ortaklık hakkında işlem yapabilir, yöneticilik üstlenebilecektir. Ancak ortakları yönetmeyi yetkili diğer ortaklar tamamlanmasından önce, imzalanmasından önce işleme itiraz ederek o işlemin yapılmasını engelleyebilir. Çok güzel bir pratik sorusu değil mi? Eğer ortakları yönetmeyi yetkili diğer ortaklar tamamlanmasından önce, söz konusu işlemin tamamlanmasından önce, yani imzalanmadır tabii ki de, imzalanmasından önce işleme itiraz ederek o işlemin yapılmasını engelleyebilir. Herkesin yönetim yetkisi var, eyvallah, ama denetim yetkisinin de olduğuna, denetim hakkının olduğundan da bahsetmiştik. Her bir adi ortak bir diğer adi ortak bu noktada denetleyebiliyor. Bu kapsamda diğer yönetmeye onlar da yetkili olduğu için diğer ortaklar da buna ilişkin işleme itiraz ederek o işlemin yapılmasını engelleyebilir. Mutlak değil yani. Bunun önemi şu: yönetici yetkisi olmayan ortak itiraz edemeyecek. Eğer yönetici ortaklığı, yönetici yetkisi 3 kişiye verilmişse, 3 ortağa verilmişse, bunlardan birisinin yaptığı işlem tek başına yaparken diyelim, diğer ikisine itiraz edebilir ama yönetici yetkisi olmayan ortak buna itiraz edemez. Sözleşmenin yönetim yetkisi kaldırılamaz dese bile, eğer haklı bir sebep varsa diğer ortaklardan yönetim yetkisini kaldırabilir ama bu haklı sebebi mahkeme belirleyeceği için mahkemeye müracaat etmesi gerekir. Yönetim yetkisi kaldırılamaz dese bile sözleşmesinde, adi ortaklık kurum sözleşmesinde, ortaklık sözleşmesinde eğer haklı bir sebep varsa diğer ortaklardan yönetim yetkisini kaldırabilir ama bu haklı sebebi mahkeme belirleyeceği için mahkemeye müracaat etmesi gerekecektir. En son olarak bunu da söyledikten sonra yönetici neler yapar, bunlardan bahsedeceğiz. Gelecek videoda uzatmadan bitirelim çünkü 22 dakika olmuş, farkında bile değilim. Bir dahaki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şirketler hukukunda ilk videomuz bitti. İkinci videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.